Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugün sabah saatin 5'i arkadaşlar. Evet, saat 5'te kalktım ve kendi ürünü toplamak gibisi yok. Hemen küçücük bir bahçem var. Az sonra da beraber gideceğiz. Daha önce videolarımı da paylaştım aslında. Ama yeni takip eden arkadaşlarım, umarım hoşunuza gider. Ve kendi ürünü toplamak gibisi yok arkadaşlar. Hemen o küçücük bahçemde maşallah yok yok. Herkese de tavsiye ederim, minicik bir hobi bahçeniz olsun en azından. Hadi bahçe yapma imkanı olmayan da böyle saksılarda böyle mini mini aslında yetiştirebilir. Mesela ben şöyle saksılara biber de diktim. Bunları biraz geç diktim arkadaşlar. Daha yeni yeni tomurcuklar ve çiçekler açıyor. Ama ben de ne yapacağım? Bahçemde biraz daha erken diktiğim için onların ürünlerini toplayacağız arkadaşlar. Hep beraber geçelim bahçemize. Orada güzel güzel o zevkle topladığımız ürünleri beraber toplayalım. Evet, apartmanın dışına çıktım. Şöyle leğenlerimi de aldım elime ve şöyle bir de bıçağımız var. Onları aldık ve hem sulamasını yapacağım arkadaşlar hem de dikimini yapacağım. Evet, bizim şöyle bir düzeneğimiz var. Evet, burada su saatimiz var. Su saatlerimizden vana yaptırdık ve aşağıya dış tarafa vana taktırdık ve musluk taktırdık. Onu ben hemen şöyle açacağım bugün musluğumuzdan su gelsin diye. Evet, bugün hava mis gibi. Saat 5 olmasına rağmen Osmaniye'de biraz erken ışıyor, gün başlıyor ve güneş doğmaya başladı. Bizde havalar çok sıcak olduğu için böyle sabah erken kalkıp işini hallettin, hallettin, halledemezsen bayağı bir sıcak oluyor hava. Evet, o musluk tarafını da size göstereyim arkadaşlar. Fazla da ses çıkartmamaya çalışıyorum ki sabah sabah komşuları rahatsız etmeyeyim diye. Burada herkesin musluğu var. Herkesin kendi belirli musluğu var arkadaşlar. Buradan bahçelerimize su gidiyor bizim. Evet. Şöyle geldik hemen mini bahçemize. Burada bütün komşularımızın var bahçesi. Evet. Şurada kabağımız var. Burada bal kabağı arkadaşlar bunlar. Ve böyle de biberlerimiz. Hemen şurada kekiğimiz var. Kekik de biçeceğim ben şimdi. Kurutacağım. Kışın çayını yapacağım. Oradan musluk geliyor dedik ya arkadaşlar. Kenar taraftan toprağın içine gömdük biz hortumun ucunu, uç kısmını. Şu gördüğümüz kaldırımın etrafından böyle geliyor. Ve şurada hortumun uç kısmı var. Şöyle göstereyim. Buradan toprağın içine gömülü bu. Buradan da böyle geliyor. Ve burada sulamasını yapıyoruz arkadaşlar. Evet, biberimizi gördünüz mü arkadaşlar? Misler gibi.
tazecik, kendi ürünü toplamak gibisi yok. Ama böyle bahçe yapmak herkesin tabii istese de bazen eline geçmeyebiliyor. O yüzden biz de ne yapalım? Böyle saksılarda, balkonlarımızda ya da penceremizde bile insan ekse zevkle de yapabilir aslında. İstedikten sonra her şey olur. Evet, bu biberleri toplayacağız. Ve şurada hemen fasulyemiz var. Fasulyeyi de göstereyim size. Bunları beraber toplayacağız arkadaşlar inşallah. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Like'larımızı unutmuyoruz. Videomun başında hatırlatayım. Alt taraf tamamen fasulye. Evet, bunları da toplayacağız hep beraber. Hemen biraz daha yukarıya, üst kısma çıkacağım. Ve burada maydanozlarım ve nanem var arkadaşlar. Nanem, maydanozum, bunlardan da kırpacağız. Ve şurada iceberg arkadaşlar bu. Evet, burada da iceberg var. Bunlardan güzel güzel ürünler de alacağız inşallah. Evet. Karşı taraf tamamen kabak. Böyle zeytin ağaçlarım var benim. Biraz böyle yokuşta. Bayağı bir 10 tane kadar, 10-12 tane kadar zeytinim var. Zeytin ağacım. Onlar hem sulanırken dedik sulansın, hem de sulanırken kabaklarımız sulansın dedik. Bal kabağı diktim ben dip kısımlarına. Onları da az sonra göstereceğim. Evet, önce şöyle biberimizden ve fasulyemizden toplamaya başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar, şöyle bismillah diyelim ve ürünümüzden toplamaya başlayalım. Dip kısımlarındaki o kartlardan alıyorum arkadaşlar. Öyle olursa şey oluyor, acı oluyor. Taze isterseniz 3 üst kısımlarda yumuşak biberlerden alabilirsiniz. Ama ben acı sevdiğim için biraz acısın diye bekliyorum arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra tabi kartlaşıyor ve tamamen zehir zembelek tabiriyle bayağı bir acı oluyor. Evet, tabi şurada tatlı biberimiz de tutmaya başlamış. Birkaç gün sonra da bunlar acı olacak. Turşusunu yapabilirsiniz. Biraz daha kızarsın. Yaprak biber yapabilirsiniz. Pul biberinizi kendiniz yapabilirsiniz. Gördüğünüz bu biber de aslında aynı cins ama bu da birazcık hafif morlusu. Simsiyah olan biberler de var tabi, mosmor olan biberler de var. Ama onlar daha tutmadı. Az önce saksıda gösterdiğim biberler onlardandı.
Biraz geç diktiğim için onları tabii birazcık geç olacaklar. Burada kış boyu da biberler tutuyor arkadaşlar Osmaniye'de. Kış yaz uzun oluyor. Kış az oluyor burada. Patlıcan, biber, domates kış boyu nereden baksanız hele de patlıcan ve biber uzun süre tutuyor. Yani diktiğinize, emeğinize değiyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Sağ olasın komşu. Evet, bahçesi olan komşular erken kalkıyor. Tabii biz kendimizi erken kalkıp da çalışıyor, iş başına geç de saymayalım. Bizim gibi bizden önce daha erken de kalkan var böyle karıncalar. En çalışkan böcek diyeyim ben. Evet, burada dereotlarımız var. Dereotlara tohum olsun diye bıraktım. Evet, hemen fasulyelerimizi toplamaya başlayalım. Evet, fasulye ve biberlerimizi topladık. Şimdi maydanozlarımızı biçeceğiz. Evet, maydanozlarımızı alacağız ama ben bıçakla biçeceğim arkadaşlar. Bir elimde kamera, bir elimde de bıçak olmuyor maalesef. O yüzden şöyle birazcık elimle toplayayım maydanozlarımızı. Bıçakla kestiğimiz zaman daha düzenli çıkıyor. Böyle elimizle topladığımız zaman birazcık düzeni bozuk oluyor.
Evet, maydanozlarımızı da aldık. Biraz daha alacağım ben. Şöyle düzeni göstermek istedim. Bu maydanozlarımızı tamamen kırpmamın, kesmemin sebebi dolaba koyacağım arkadaşlar. Maydanoz olmadığı zaman da poğaçalarda ve sarmalarda harika oluyor. Evet. Bu kısmı kalacak. Sonra salatalarımda kullanmak için. Nanemizi toplayacağız ve kekik kırpacağız arkadaşlar. Evet, bunlar da nanelerimiz. Hemen nanelerden de kırpalım biraz. Nanelerimizi de kırptık. Hemen şurada kabaklarımıza bakalım ve aşağıya inelim. Kekiğimizi kırpalım. Evet. Burada kabaklarımız var arkadaşlar. Evet. Bunlar yemeklik kabaklarımız. Ama az önceki gösterdiğimde bal kabağıydı. Bu kabak tuttu ama büyütmedi. Onu biraz üzerinden alacağız ki şu diğer kabağı daha çabuk büyütsün. Bu arada çiçek dolması ve çiçek kızartması da harika olur. Geriye dönük videolarım da var arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Ve burada bal kabağımız var. Bu arada bu bal kabağımızın böyle yeşili de pişiyor. Kışlık kızartırsanız eğer kışında pişebiliyor arkadaşlar. Evet, bu da bal kabağımız. Kekiğimizi de kırpalım. Sağ ol, hayırlı sabahlar. Evet arkadaşlar, ürünümüzü topladık. Bu arada bayağı da güneş doğdu, havalar ısındı. İyi ki de erken kalktık ve işimizi bitirdik. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla, sıhhatle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabımda ismim aynı, takip ederseniz sevinirim. Çok güzel res videolar paylaşıyoruz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider, umarım takip edersiniz. Allah'a emanet olun, sağlıkla, sıhhatle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.